STV Ana Haber'den mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bültenimizi iki gündür üzücü gelişmelerle açıyoruz. Dün servis çocukları taşıyan bir servise kurşun sıkılması haberi vardı. Bizleri Eskişehir'de alışık olmadığımız bir haber diye sarsmıştı. Bugünse maalesef dün gece yaşanan bir silahlı cinayet haberine tanık olduk. Eskişehir'de ünlü bir iş adamının oğlu bir eğlence mekanında arkadaşı tarafından ne yazık ki kafasından vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Hoşnutiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde bulunan bir eğlence merkezinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheli İhsan Ö yanında bulunan tabancayla ateş açtı. Aynı masada birlikte alkol aldığı BA ve VB silahla yaralandı. Başına aldığı kurşunla ağır yaralanan BA yere yığılırken seken kurşunlardan biri de VB'nin koluna isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince başından yaralanan BA Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan ünlü iş adamının oğlu BA hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu olay yerinden kendi aracıyla kaçan şüpheli İhsan Ö ile yanında bulunan Sinan İ ve Murat N. Büyükdere Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Eskişehir Barosu tarafından, daha doğrusu Eskişehir Barosu Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu tarafından organize edilen bir proje var. Ayrımcı Dili Terk Et projesi. Proje ile ilgili belediye başkanları ve temsilcileri davet edildiler. Bir taahhüt metni imzalandı. Bu dili terk etmekle ilgili bazı ufak müeyyidelerin olduğu. Törene AK Partili belediye başkanları davetli olmasına rağmen katılım göstermedi. Eskişehir Barosu Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu'nun hayata geçirdiği Ayrımcı Dili Terk Et projesi kapsamında belediye başkanları ve temsilcileri arasında taahhütname metni imzalandı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri dahil 15 belediye başkanının davet edildiği törene 7 Cumhuriyet Halk Partili, 1 Milliyetçi Hareket Partili ve 1 Demokratik Sol Partili belediye başkanı ile temsilcileri katıldı. Eskişehir Barosu Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Hüseyin Akçar, ayrımcılığın ilk olarak dilde terk edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ayrımcılığın dilde olduğunu savunan, ilk önce dildeki durumun değişmesi gerektiğini savunan bizler ayrımcı dili terk etmeyi öneriyoruz. Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Ela Gözse, gönül isterdi ki 15 belediye başkanımız da burada olsun dedi. Eskişehir'imizde bulunan 15 belediye başkanımız da bizzat Eskişehir Barosu Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu'nu kayıtlı avukat meslektaşlarım tarafından bugünkü organizasyonun davetiyesi bizzat gönderildi. Gönül isterdi ki 15 belediye başkanımız da burada olsun. Burada yapmış olduğumuz faaliyetin asıl amacı ülkesini seven insanlar olarak ve hukukçular olarak ülkemizin kronik sorunu haline gelmiş ayrımcı dilin başta siyasiler olmak üzere yöneticilerimiz ve yetkili makamlarda oturan herkes tarafından sona erdirilmesini sağlamaktır. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen emeği geçenleri kutlayarak tüm baroların Eskişehir Barosu gibi olmasını temenni etti. Ben baro başkanımızı ve bütün barodaki arkadaşlarımızı yürekten kutluyor ve tüm barolarımızın Eskişehir Barosu gibi olmasını temenni ediyorum. Öte yandan ayrımcı dili terk et, taahhüt metnine imza atan belediyeler şu şekilde. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkan Vekili Cahide Tetik, Tepebaşı Belediye Başkan Vekili Ahmet Vural, Alpu Belediye Başkan Vekili Murat Erginbaş, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mihalıçık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Mahmudiye Belediye Başkan Vekili Ramazan Karataş, Seyit Gazi Belediye Başkanı Uğur Tepe.
Odun pazarına bağlı Aşağı Çağlan mahallesinde bulunan bir dere yatağı özellikle yağmurlu havalarda büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Selden dolayı taşkın yaratan dere yatağının köprüsündeki araçlar buradan geçemiyor. Vatandaş da artık sesimizi duyun diyerek yetkililere çağrıda bulunuyor, bir nevi isyan ediyor. Odun Pazarı Aşağı Çağlan mahallesinde ikamet eden Ali Eli Büyük güzergahında bulunan dere yatağıyla ilgili serzenişte bulundu. Dere yatağının köprüsünde büz olmaması nedeniyle yağmurun yoğun olduğu zamanlarda büyük sıkıntı çektiğini ifade etti. Burayı bana kaldıracak. Durum buradan ibaret. Eli Büyük yaşadığı sorunuysa şöyle anlattı. Neden derseniz bu büzde burada kalabak boru hattı geçiyor. Buraya küçük büzü koyduğu takdirde şu dere yatağından gelen sel ve ağaçların dalları kanalı tıkadığından dolayı sel yoluma hasar veriyor. Hasar verdiğinden dolayı traktörüm, ekipmanlarım buradan geçmekte zorluk çekiyor. Ben devlet yetkililerine dilekçe verdim. Her şey verdim, fotoğrafları falan var. Bugün yapacağız, yarın yapacağız diye vatandaşı oyalıyorlar yani. Aşağı Çağlayan köyünde bulunduğumuz bu noktada küçük bir dere yatağı geçiyor. Dere yatağı küçük ama sorun büyük. Zira olası bir yağmurda taşkınlık yaratan sel suları araç geçişini de engelliyor. Vatandaş ise bu noktaya büs koyularak sorunun çözülmesini bekliyor. Yani 25 yıldan beri biz bu köprünün üzerinden geçiyoruz. Yani şu vaziyete bir bakın, yani şu insanlık namına bir bakın şu vaziyete. Ben devlet yetkililerinden sadece şuraya güzel bir şey yapılmasını talep ediyorum. Başka bir şey değil. Ekipmanım yok. Gücüm yetmiyor. Hani kendi ekipmanım olsa, kepçem olsa, büzüm olsa ben devlet yetkililerine hiç başvurmam. Getirir kendim korum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Eskişehir'e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Eskişehir'in çözüm bekleyen sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirildi. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'e sözü verilen ama gerçekleştirilmeyen yatırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hatırlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir'e gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz alarak şehre sözü verilen ama yıllardır çözüme kavuşturulmayan sorunları hatırlattı. Çakırözer, Eskişehir'deki ölüm yollarından tarifeli uçak seferlerine, Eskişehir'de kadınların, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetleri meclis kürsüsünden şöyle sıraladı. Buradan Eskişehir'e, Bursa'ya, Balıkesir'e giderken hepimiz görüyoruz. Eskişehir'imizin bir çevre yoluna ihtiyacı var. Şehrin ortasından geçen Ankara-Eskişehir karayolu trafik yükünü karşılamıyor. Bakanı, başbakanı, iktidar yöneticileri hep söz vermiş. Ama yatırım programına kaç lira koymuşsunuz bu yolu yapmak için göstereyim şurada. Sadece 1.000 lira bu yılın yatırım programı. Yıllardır tarifeli sefer koymuyor. Allah razı olsun, Emirdağlı gurbetçilerimiz var da yaz aylarında charter seferleri yapılabiliyor. Ama Eskişehirliler oradan İzmir'e, Diyarbakır'a, Samsun'a, Brüksel'e uçmak istiyor. Ankara'daki beyler Eskişehir'in hakkını yiyor. Evet, resmen hakkımız yeniyor. Eskişehir sporumuzun 6 milyon lirasını Spor Toto gasp ediyor. Bu nedenle transfer yapamayan Anadolu yıldızımızın feryadını duyan yok. Muttalip'te, Fevzi Çakmak'ta, Cumhuriyet'te, Osmaniye'de kullanmadıkları suya bile para ödetiliyor çiftçilere. Alpu, Bozan, Çardakbaşı, Yeşildon'a verimli Alpu ovamız tren raylarına kurban gitmesin diyor çiftçiler. 21 ilde tohum desteği verdiniz, Eskişehir çiftçisi kapsam dışı. İPART desteklerinde Eskişehir yine yok. Tabii değerli izleyenlerimize hatırlatalım, bir kez daha bilmeyenler varsa yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14 civarı Eskişehir'de olacak. Bildiğiniz gibi Eskişehir Cumhurbaşkanı ya da geçmiş dönemde Başbakan ziyaretlerinde inanılmaz yoğun bir trafik yaşıyor. Ciddi anlamda dışarıya çıkmak, dışarıda özellikle belli bölgelerde belli mesafeleri kat etmek her zamankinden çok daha zor oluyor. Adeta çileye dönüşebiliyor. O yüzden mühim bir iş olmadıkça imkanı olanların özellikle vilayet meydanı ve çevresindeki alanlarda olmamaları çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü orada bir açılış töreni tertip edilecek, gerçekleştirilecek. Aynı zamanda ulaşımda da belli duraklar çalışmayacak belli saatler arası. Dolayısıyla bir takım aksamalar yaşanacak. Hani bunu hatırlatalım, yarın herhangi bir sürprizle karşılaşmayın.
Devam edelim Eskişehir'le. Eskişehir güzel bir şehir. Kent mobilyaları açısından, sanat eserleri açısından son derece keyifli. Pek çok yeşil alan da var, park da var. Estetik sayabileceğimiz şehir objesi de var, mobilyası da var ama güzel insanlar olduğu kadar her şehirde olduğu gibi Eskişehir'de de maalesef bu kent estetiğine düşman zihinler de var. Yaşam forumu mu dersiniz, şehir magandası mı, vandal mı adını her türlü adlandırabileceğimiz ama hakikaten var olan güzellikleri bozmakla kendini görevli hissedenler var. Tabii bunlardan dolayı da bu işleri gerçekleştiren yerel yönetimler başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birazcık muzdarip. Yetkililer vatandaşlardan yapılan eserleri koruma ve kollama adına destek istiyor, duyarlılık bekliyor. Porsuk Çayı üzerinde bulunan rengarenk köprülerin boyalarına ve köprülerin üzerinde bulunan işlemelere vidaları sökülerek zarar verildiğini tespit eden Büyükşehir Belediyesi çalışanları, kent estetiğine zarar veren vatandaşları, şehre güzellik katan öğeleri koruma konusunda daha duyarlı olmaya davet etti. Porsuk Çayı'nı temiz tutalım mesajı vermesi için bölgeye yerleştirilen ve üzerinde Allah rızası için Porsuk Çayı'nı kirletmeyin yazan, balık tutan ihtiyar heykelinin kovasınınsa çöp kovası gibi kullanıldığı tespit edildi. Ekiplerin rutin kontrollerinde ortaya çıkan bir diğer görüntü kirliliği de Büyükşehir Belediyesi sanatçıları tarafından özenle trafolara çizilmiş resimlerin üzerine yapıştırılan korsan afişler oldu. Tespitler sonrası zarar gören yerlerde onarım çalışmalarının ivedilikle yapılacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu şehir hepimizin dedi ve kent estetiğine zarar verenlere tepki gösterdi. Dün haber bültenimize yer vermiştik. Trafikte seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden çıkan kavga sonucunda bir şahıs, okula öğrenci götüren servise ateş etmiş ve o esnada çocuğunu okula götüren bir kadın yaralanmıştı ve polisin arama çalışmaları vardı. O şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Güllük Mahallesi Baysal Sokak'ta meydana gelen olayda yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir şahıs öğrenci dolu servise doğru silahla ateş etmiş. O sırada yol kenarından geçen Elvan C isimli kadın kalçasından vurularak yaralanmıştı. Kornaya bastı servis şoförü. Arkadaşın da küfür etti. Servis şoförü küfür edecek bir durum yok. Araçta çocuklar var dedi. Lütfen bir kaldırma çıkın. Fakat adam dinlemedi. Servis şoförü bastı gitti. Siyah taksideki arkadaş indi. Çocuk dolu servise ateş etti. Benim de üzerime arabayı sürdü. Arkadaşım da vuruldu. Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu öğrenci servisini hedef alarak ateş açan ve Elvan C isimli kadını yaraladığı tespit edilen 36 yaşındaki Batuhan G yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde kullandığı silahı Porsuk Çayı'na attığını söyleyen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Silahlanma. Son günlerde karşımıza çıkan haberlerden sonra büyük bir soru işareti olarak duruyor önümüzde. İnsanlar çok çabuk, çok kolay, çok basit silah temin edebiliyor. Üstelik aldıkları bu silahları ne yazık ki çok düşüncesizce kullanıyorlar. Gerçi silahın düşünceli kullanımı var mıdır diyeceksiniz. Çoğu başvuru, ruhsatla ilgili başvurular güvenlik amacıyla ama olaylara baktığımızda, yaşananlara baktığımızda bu savunmadan ziyade bir saldırı aracı olarak gerçekleştiriliyor, kullanılıyor. Dolayısıyla acaba silahın bu verilmesi aşamasında çok mu çabuk davranılıyor resmi makamlarca, çok mu kolay ediniliyor? Bence bir üstünde düşünmek lazım. Üzücü olaylar işte dün de yaşadık, bugün de yaşadık ve gencecik insanlar, yapan da maalesef kurbanı olanlar da gencecik insanlar. Burada bir rahatsızlık, bir endişe hali bende de hasıl oldu. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle. Bozüyük'e uzanalım. Bozüyük'te önemli bir eser var. Tarihi Atatürk Köşkü. İşte bu köşkte restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor son günlerde. Köşkün bulunduğu alan Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından bir tabiat parkına dönüştürülecek. Atatürk Köşkü, Bozüyük ilçesine 22 kilometre uzaklıkta Gülalan mevkinde orman dokusu içerisinde yer alıyor. 1930 yılında Bilecik'i ziyaret eden Atatürk bu köşkte ağırlandı.
Atatürk Köşkü 1980'li yıllarda ise restore edildi. Şimdi ise bölgeye yaklaşık 5 milyonluk yatırım yapılıyor. 67.4 hektar büyüklüğündeki sahanın etüdü yapıldı. Tarihi kültürel kaynak değerleri ve rekreasyon potansiyeli sebebiyle bakanlık tarafından alan Erikli Tabiat Parkı olarak ilan edildi. Bölgede şu an hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bulunduğumuz alan muhteşem bir orman dokusuna sahip. Doğal güzelliğiyle öne çıkan bu noktanın özelliği Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bir tarihi içerisinde barındırıyor. Zira Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı Albay İbrahim Çolak kendisine konaklaması için arkamda görmüş olduğunuz Atatürk Köşkü'nü yaptırıyor. Ormanlık alan içerisinde yer alan bu nokta birçok kimse tarafından bilinmiyor. Tarihi yapıyı öne çıkartmak içinse Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından an itibariyle hummalı bir çalışma yapılıyor. 2022'nin Eylül ayında işin bitirilmesi hedefleniyor. Projede Atatürk Köşkü'nün yaban hayatı eğitim merkezi, doğa eğitim merkezi, hizmet evi, mescit gibi var olan yapıların tadilatı, sıhhi tesis, WC, bebek bakımı, foseptik, çadırlı kamp alanı, giriş kontrol ünitesi, yağmur barınağı, seyir terası, büfe ve çevre düzeni alanının yeniden tesis edilmesi, elektrik ve su gibi altyapı çalışmaları yer alıyor. Onlarca genç, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından organize edilen doğa yürüyüşü için Kent Park'ta, Kent Orman'da düzeltiyorum bir araya geldi. Biz size söyleyeceğiz, o şekilde yapacağız. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen trekking etkinliği için Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi önünde toplanan katılımcılar, belediyeye ait araçlarla Kent Orman'ında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yaklaşık yarım saat civarında bir mola vereceğiz. Yanınızda çay kahve varsa zaten o sırada. Orman içerisinde doğayla iç içe vakit geçiren gençler yaklaşık 10 kilometrelik bir yolda doğa yürüyüşü yaptı. Girmiyoruz. Öndeki arkadaşımızı kaybetmiyoruz. Temel kural bu. Üniversite için Eskişehir'e yeni gelen öğrencilerin de aralarında bulunduğu gençler spor yaparken sosyalleşme imkanı da buldu. 32 gencin uzman rehberleri eşliğinde gerçekleştirdiği gece yürüyüşü yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında katılımcılara motivasyon kaynağı oldu. Oğluna işitme cihazı alabilmek için biriktirdiği parayı sosyal medya dolandırıcılarına kaptıran babanın imdadına hayırseverler yetişti. Eskişehir'de yaşayan 56 yaşındaki Halil Saçar, doğuştan işitme engelli oğluna işitme cihazı alabilmek için bankalara başvurmuş ancak oradan bir yanıt alamayınca sosyal medyada karşılaştığı kredi vaadine kanarak dolandırılmıştı. Elinde biriken az miktardaki parayı da dolandırıcılara kaptıran mağdur baba sesini basın aracılığıyla duyurmuştu. Haberi gören hayırseverler Halil Saçar'a ulaştı ve 2 adet işitme cihazı bağlayarak Yusuf'un tekrar duyabilmesini sağladı. Baba Saçar'sa destek olan herkese teşekkür etti. Sağ olsun iş adamlarımız desteklerini esirgemediler. Allah emeği geçen herkesten razı olsun binlerce defa. Bakın şu anda gayet mutluyuz. İki tarafta yeni cihazlarımız. Göster oğlum cihazlarını. Nasıl? Mutlu musun cihazlarına? Sen nasıl diyeyim? Aslında yanı başımızda Eskişehir ve civarının şöyle keşif bekleyen son derece özel güzel yerleri var. Bunlardan biri de Harmankaya Kanyonu. Aslında Marmara bölgesi kapsamında kalıyor. Oranın saklı cennetlerinden birisi. Eşsiz güzelliğiyle öne çıkan Harmankaya Kanyonu her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Harmankaya Kanyonu Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında yer alıyor. Bu suda geçiş yapacağız işte. Kanyon 4 kilometrelik bir uzunluğa sahip. Kanyonda 25 metrelik ve 20 metrelik olmak üzere 2 tane şelale bulunuyor. Harmankaya Kanyonu doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. Her yıl binlerce turist buraya akın ediyor. Ziyaretçilerine ise görsel bir şölen sunuyor. Bunun yanı sıra kanyonun içerisinde birçok küçük şelale bulunuyor. Özellikle son zamanlarda doğa tutkunları tarafından kanyon büyük ilgi görüyor.
Doğa tutkunu ve geleneksel tırmanıcı Mehmet Aksoy pandemiden dolayı özellikle bu tür yerlerin rağbet gördüğünü ifade etti. Yıllarda biliyorsunuz turizm algısı çok değişti. Deniz turizminden doğa turizmine geçiş var. Böyle bir trend yükseliyor. Özellikle pandemiden sonra da insanlar doğanın ne kadar daha değerli olduğunu anladılar. Bu açıdan da baktığınız zaman Harmankaya Kanyonu Milli Parkı, Tabiat Parkı diyelim, eşsiz bir yer. Harmanköy Mahalle Muhtarı Metin Doruk da Harmanköy'ün doğal güzelliklerinin olduğunu ve bölgenin turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi. Evet, biz bulunduk. Milli Parklar da biraz yardımcı oldu bize ama bu pandemi dolayısıyla biraz sıkıntı yaşadık ve şu anda biraz duraksadı yani. En azından hani buranın daha da canlanması için köy muhtarı olarak siz neler söylersiniz ilgililere? Vallahi ilgililere bu Harmanköy'ü unutmamalarını söylüyoruz. Yani bize yardımcı olsunlar. Gerçekten doğa sporları için güzel bir yer. Öte yandan şimdilerde sıkça ziyaret edilen Harmankaya Kanyonu'nda doğa yürüyüşleri, doğa sporları, dağcılık, rafting, mağaracılık, rüzgar sörfü, yamaç paraşütü, kampçılık ve daha birçok aktivite yapılabiliyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Haftayı da kendi adımıza noktalıyoruz ama saat 20'yi hatırlatalım. Saat 20'de yeni bir soluk, yeni bir program başlıyor STV ekranlarında. Moderatörlüğünü benim yaptığım açık oturum programında hukukçu isimlerle, avukatlarla, zaman zaman gazeteci konuklarla birlikte şehir ve ülke gündemine dair başlıkları kısa kısa ele alacağız, yorumlayacağız. Eski izleme alışkanlıklarında önemli yeri olan açık oturuma saat 20'de hepinizi bekliyor ve şimdilik mutlu akşamlar diliyoruz hepinize. Tekrar görüşünceye dek esen kalın.